Nihat Hatipoğlu hocamız koronavirüse yakalanmış. O tür insanların, yani böyle insanlarla sosyal mesafe, hani fiziksel mesafe bırakamayan, yani mecburi, bazen öyle oluyor ki, yani istese de bırakamayan kişilerin böyle hani virüse, hastalığa yakalanması kaçınılmaz oluyor. Bu tür insanlar yani çok kolay böyle hastalıklara yakalanabilir. Çünkü mesafe koyamıyorlar, yani ister istemez mesafe koyamıyorlar. Şimdi biz buradan kendilerine, yani dua istemiş bütün insanlardan, sevenlerden. Biz kendisine bildiğimiz duaları hep buradan yapıyoruz, ediyoruz. Ona buradan kendisini de söylemiş oldu. Bakın, kendisini de söylemiş oldu. Yani ismi Azam hürmetine. Ne demek ismi Azam? Allah'ın en yüce ismi. Kendisi söylemişti zaten. Allah'ın en yüce ismiyle bir kişiye dua ederseniz Allahu Teala onu geri çevirmez diye buyurmuştu zaten. İsmi Azam. Yani İsmi Azam Ya Zelcelal ve İkram, Ya Hayyum Ya Kayyum. Biz kendisine buradan Allah'ın en yüce isimleriyle buradan duamızı gönderelim. Ya Zelcelal ve İkram, Ya Hayyum Ya Kayyum diyerek kendisine Allah'ın en yüce isimleriyle duamızı gönderelim. Ve bir de kendisi şöyle de buyurmuştu. Biz gece gündüz onu hep takip ettiğim için bütün kendisinin peygamberlere dair anlatmış olduğu ne kadar sahabeler, peygamberler varsa hepsini, cennet, cehennem hepsini bildiğim için şöyle kendisi buyurmuştu. Ben bir insanı çok seversem, o insana iyilik yapmak istersem, o işinin bir müşkülü, herhangi bir hani darda, zorda, bir çıkmazda olduğunu eğer bilip de ona dua göndermek istersem şöyle derdi, bak şöyle dua ederim. Allahümme eyyidühü bir ruhul kudüs. Yani Allah'ım sen o kişiye Cebrail aleyhisselam ile yardım eyle. Cebrail aleyhisselam ile yardım eyle. Allahümme eyyidühü bir ruhul kudüs. Yani bunu biz Nihat Hatipoğlu hocamıza buradan gönderelim ve diğer bildiğimiz duaları da daha sonra okuyacağım, okuyacağız. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve aramıza tekrar geri döner. Şöyle söylerdi her zaman. Bir insan, bakın bir insan iyi bir yol açarsa, iyi bir yol açarsa ve o açmış olduğu yoldan ne kadar insanlar yürür de hani yol bulursa, o iyi yolu takip ederse, o kişilerin kazanmış olduğu sevapların aynısı o han onun o kişiye yazılan sevapların aynısı o yola başlatanın da hanesine yazılır. Bir kişi kötü bir yol açarsa, o yürümüş olduğu kötü yoldan ne kadar yürüyen olursa, o kötülüğün, günahlarının yazıldığı kişi kadar o yolu açana da yazılır diye zaten kendisi her zaman buyurmuştu. Kendisi Türkiye'de ve dünyada binlerce, belki milyona varıncaya kadar insanlara İslamiyet'i sevdirdi, ibadetine, namazına, niyazına döndürdü, kavuşturdu. Benim altyapımda, ben Süleymancılar'da büyüdüm, yetiştim. Zamanında okula giderken, ortaokula giderken Kur'an-ı Kerim'i, ilmihali, duaları hepsini ezberlemiştik, biliyorduk, çoktu. Lise ve üniversite zamanında biz bir aymazlık yaptık, bıraktık. Bıraktım, ara verdim. Ama bir gün YouTube'da Nihat Hatipoğlu hocamızın cehennemi anlatışını dinleyince ben sanki böyle üzerimden kaynar bir su döküldüğünü, ne kadar boş zaman geçirdiğimi, ne kadar geri olduğumu, ya kendimi fani dünyanın hani fani işlere adadığımı, uğraştığımı anladım. Ben bir an böyle bir şok oldu, kendime geldim ve hocamızı her zaman dinlemeye, takip etmeye başladım. Tabii ne kadar hakaret edenler var, küfür edenler, alay edenler var. Yani insanları soğutmak istiyorlar. Yok parayla, yok eşiyle, yok bilmem neyle. Nihat Hoca'ya hep karalıyorlar, iftira atıyorlar böyle. Çünkü onlar Allah'a, Kur'an'ı, kitabı sevmeyen, bilmeyen, dinsiz, imansızlar. Onlar hocayı hani yani Allah'ı ve peygamberi anlattığı için, insanlara İslamiyet'i öğrettiği için sevmediklerinden dolayı karalıyorlar. Onlara aldanmayın, inanmayın. Sosyal medyada, Facebook'ta, orada burada paylaşım yapan ikiyüzlülere aldanmayın. Şimdi bu koronavirüse yakalandıktan sonra bazı kendini bilmezler, bazı sağlıksız insanlar Nihat Hatipoğlu hocamıza yapmış olduğu bu tweetlerden mesela birkaç tanesini hemen söyleyeyim. O tweet'i de yani insan nasıl yapabilir böyle bir şey yani? İnsan
Yani bu kadar terbiyesiz olamaz. Onların seviyesine asla inemeyiz. Kendisi koronavirüs bir hastalığa yakalanmış ya. Virüse yakalanmış. Bir tane Mahir Çayan diye bir tane ne üdüğü belirsiz iki yüzlü birisi. Yani yazmış hani Ramazan'da bir ayda aldığın 600 bin liranın bir kısmını bir bilim kuruluna bağışladıysan şimdi hasta olmazdın belki de diye böyle bir ahlaksızca bir tweet atmış. Sen Nihat Hatipoğlu hocamızın almış olduğu 600 bin lirayı mesela bir sene boyunca adam programlar yapıyor. O kadar gece gündüz orada insanlara İslamiyet'i anlatıyor. 600 bin lirayı hani başına kalkıyorsun da bugün bir Tarkan, bir Yeşim Salkım buna benzer ne idüğü belirsiz bazı ayyaş sanatçılar çıkıyor televizyona oralarını buralarını açıyor. Sabahlara kadar insanları sarhoş berduş yapıyor, kusturuyor. Yani kötü şeyler söylemek istemiyorum. Kötü şeyler anlatmaya hiç gerek yok. Bunun hepsinin daha detaylısını siz biliyorsunuz kötü. Onlara bir tane laf uzatmıyorsunuz. Adam Tarkan'a diyorsunuz hakkını alıyor. Adam orada sanat ibraz ediyor. Şarkı söylüyor. Tabii alacak, tabii kazanacak diyorsunuz. Neler yaptırıyor insanlara kusturana kadar. Öyle hani o yolla parayı kazanan insanlara ağzınızı açmıyorsunuz. Hakkıdır diyorsunuz. Onlara hak veriyorsunuz. Adam İslamiyet'i anlattı diye adama ne kadar aşağılıkçı, böyle aşağılayıcı tweetler paylaşıyorsunuz. Ve o adam 600 bin lira kazanmıyorsa 1 trilyon kazansın, 2 trilyon kazansın sana ne? Ve o kazandığı parayı ne yaptığını, ne ettiğini sen biliyor musun? Sen adamın nerede hayır, nerede zekat, nerede fitre verdiğini biliyor musun? Haberin var mı? Yok. Ama sadece düz kafadan sallıyorsun işte. Adamın Ankara'da göl başında orada burada kaç tane Kur'an kursları var? Kaç tane kız erkek yurtları var? Adam orada bir kuruş, bir TL almadan oralarda hafız yetiştiriyor. Hafız. Kalkıp da sana bunları anlatacak değil. Adam kendisi söylüyor zaten. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyecek. Hazreti Ali bir yardım verirkene bir gizli verilmiş, bir gece, bir gündüz ve bir de açık verilmiş. Bunu soran diğer sahabelere söylüyormuş. Hani Peygamber Efendimiz neden ya Ali niye bunu böyle verdin? Yani bir gece verdim, gece şahit olsun. Bir gündüz verdim, gündüz şahit olsun. Bir gizli verdim, sadece o vermiş olduğum gizli Allah'la benim aramda. Bir de açık verdim, başka insanları da teşvik edeyim diye. Bakın. Bu insanın yapmış olduğu o gizli hayır, hasenat, zekat, fitre seni ne ilgilendirir? Kalıp da televizyonlarda cayır cayır bunlar anlattıktan sonra ne ehemmiyeti kalıyor zaten? Seni mi ikna edecek? Sen zaten yani yolunuzu zaten kaybetmişsiniz siz. Size karakter kalmamış da ama yine de bu yapmış olduğunuz iftiralar, hakaretlerle Nihat Hatipoğlu hocamızın varsa günahı, varsa bir eksiği yükleniyorsunuz işte. Eğer ki yok da adam cennetlik ise makamını yüceltiyorsunuz. Başka yapacak bir şeyiniz yok. Tonlarca adamın yükünü alıyorsunuz. Bu kadar basit. Yine EYT Mehmet Öztürk denilen kendini bilmez bir tane daha. Bir an evvel öbür dünyaya gitmesi dileğiyle. Adamın ne suçu var ya? Adam ne yaptı sana? Adam Allah'ı anlatıyor. Peygamberi anlatıyor ya. Yine Mahir Çayan. Kütüğü ağlatan adam korona olmuş, dua istiyor diye yazmış kütüğü ağlatan adam. Ateşe dayanıklı kefen bulunur yazmış yani karaktersiz. Ve bir de bu hani koronavirüse yakalandıktan sonra bu şizofren olan CHP taraftarı var ya bayağı kişiler bu hakaretleri yapan bu kişilere hiçbir CHP tarafından bir haber, bir kınama, bir kendinize hakim olun veyahut da buna benzer bir haber yapmadılar. En sonunda Nihat Hatipoğlu hocamızın oğlu Osman Hatipoğlu çıkıp açıklama yapınca hani dedi ki ya babam yani bu kişi sadece Allah'ı ve peygamberi anlatıyor. Siz yapmış olduğunuz bu hakaretle Nihat Hatipoğlu hocaya hakaret etmiyorsunuz. Sizin nefretiniz şahıs kişi değil. Nihat Hatipoğlu'nun anlatmış olduğu Allah'ı ve peygamberi çekemediğiniz için asıl düşmanlığınız ona hakaret etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla dedi diye hemen Merdan Yanardağ ve bu Tele1'in hani genel yayın yönetmeni Ekrem İmamoğlu'nun hani en yakın samimi arkadaşı basını, televizyonu, kanalı diyelim
çıktı, açıklama yapıyor. Diyor ki bak bak diyor, Nihat Hatipoğlu diyor kendisini Allah'ın ve peygamberin yerine koydu. Ya ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ne alaka? Olayları çarpıtmayı ne kadar da güzel, başarılı bir şekilde yapabiliyorsunuz ya. Çok başarılı. Cımbızla böyle alıyorlar içerisinden. Bak kendisini Allah'ın ve peygamberin yerine koydu diyorsunuz ya. Yani biz asla küfür etmeyiz size de. Siz yoldan çıkmışsınız, yörüngenizi kaybetmişsiniz. Sizin içerisinizden de bir sürü koronavirüse yakalanan bir dünya insan var. Kalkıp da biz onlar hakaret edecek kadar öyle sizin gibi sağlıksız insan değiliz yani. Yani burada Nihat Hatipoğlu hocamıza şifa diliyoruz. Geçmiş olsun. Allah sevdiklerine o kadar insanları dine, imana hani yönetti. O kadar insanları dinini sevdirdi. Allah bunun yüzü suyu hürmetine, sağlığına tekrar kavuştursun. Ve aramıza geri dönsün. Biz onun sohbetlerinden oldukça hani etkileniyoruz. Oldukça takip ediyoruz kendisini. Çok kıymetli bir hoca. Allah'ı ve peygamberi anlatıp, dini İslam'ı anlatıp, insanlara onu önünü aydınlatmaktan başka yapmış olduğu bir şeyini hiç daha görmedik, yaşamadık. Güzel huylu bir insan. Kaç kez bir araya geldim, konuştum, sohbet ettim. Böyle insanların kendini bilmez aymazlar tarafından öyle aşağılanıp hakaretlere uğraması, onun makamını bizim gözümüzde yüceltir. Başka da hiçbir şey yapmaz. Onlara da diyoruz Allah akıl fikir versin. Bir an önce yapmış oldukları o hatadan dönerler. Doğru yolu bulurlar ümidiyle. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.